Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, biliyorsunuz artık LGS 2021 yolculuğumuz başladı ve bu yolun daha başında çalışma isteği olmayanlar, motive olamayanlar için biraz konuşma yapacağız ve çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı maddeleri sizlere söyleyeceğim ve bu maddeler aracılığıyla da bence motivasyonunuzu artıracağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla eğer değilseniz yıl boyu yapacağımız 8. sınıf matematik ve motivasyon videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve sadece 2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet birinci maddemiz olmazsa olmaz maddemiz aslında. Yani bir şey çalışmak için öncelikle ne olması gerekir? Tabii ki de bir amacınızın olması gerekir. Yani ilk maddemiz aslında hedef. Şimdi öncelikle şunu bir kabul edelim. Yani ders çalışmayı kimse sevmez gençler. Bunu öncelikle bir kabul edelim. Hani kimse oturup da şöyle bir 500 tane matematik çözeyim. 200 doğrudan fen gelsin onu çözeyim gibi bir motivasyona sahip değildir. Ders çalışmak sizler için bir araçtır. Aracıdır yani. Hedefinize ulaşmadaki bir yoldur sadece. O yüzden ders çalışmaya çok fazla kendinizi kanalize etmeyin. Yani sadece onu düşünmeyin. Bakın çok basit bir örnek vermek istiyorum size. Şimdi ben size desem ki size bir çekiç veriyorum ve bu çekiçle bir taşa her gün 100 kere vurursan sana 100 lira vereceğim dersen sen ne yaparsın? Evet çekiç alırsın 100 kere vurursun temiz temiz paranı alırsın. 100 lira iyi para değil mi? Dolayısıyla senin şu an odaklandığın şey neydi? O sonuca ulaşabilmek. Yani o 100 lirayı elde etmek. Hiç düşündün mü? Ya bu hoca niye elime çekiç veriyor da taşa vurdutturuyor? Bunu düşünmedin. Dolayısıyla aracıya takılmayalım. Yani ders çalışmayı sevmiyorum işte sevmek zorundayım aslında gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü ders çalışmayı kimse sevmez. Seviyorsan tabii ki de ayrı bir kısım. Hani bu çok güzel bir şey senin için ama sevmiyorsan da bunu sevmek zorundaymışsın gibi davranma. Sen sadece yolun sonuna odaklan. Yani hedefine odaklan ve eğer hedefin yoksa ilk işin bu video biter bitmez hemen kendine bir hedef belirle. Bu hedef her şey olabilir. Ya bir pilot olmak da istiyor olabilirsin. Hedefin bu olabilir ve bunun için iyi bir Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi kazanman gerekiyordur. Bu senin için güzel bir araçtır ve hedeftir. Ya da ne bileyim bir Anadolu Lisesine gitmek istiyorsundur. Bu senin için bir hedef olabilir. Ya da matematikten 15 net 20 net yapmak bir hedeftir. Bu senin hedefin olabilir. Dolayısıyla en başında kendinize bir hedef koymalıyız. Özel hedef olabilir, genel hedef olabilir. Yani doktor olmak istiyorum. E doktor olmak istiyorsan o zaman bu iyi bir liseye geçmen gerekiyor değil mi? Ya da iyi bir liseye gidersen bu senin için bir avantaj olur. İşte bakın hedefler böyle çorap söküğü gibi birbirini takip eder aslında. Yani hedefsiz başlarsanız düzenli bir çalışmanız olmaz. Dolayısıyla bu düzensizlik de bize pahalıya mal olabilir. Yani yolun başında hedefimizi kesinlikle belirlemeliyiz. İkinci maddede sizlere şu iki kelimeyi söyleyeceğim. Hareket berekettir. Ne demek istiyorum aslında bunu söyleyerek size? Şimdi öncelikle bu süreç başladı değil mi? Ve çok da hani olumlu başladığını söyleyemeyiz. Uzaktan eğitim, işte okullar açılacak mı açılmayacak mı hiçbir şey belli değil. Tamam çok haklısınız. Bu noktalarda yani yapacak bir şeyimiz var mı? Elimizden gelen bir şey var mı? Hayır. Çalışmaktan sıkılmış olabiliriz. Mesela bir yöntem belirlediniz kendinize ve o yöntemden sıkıldınız mı? O zaman onu hemen değiştireceksiniz. Yani hareket edeceğiz. Ya da mesela odanda çalışmak mı sıkıldın? Odanı değiştir. Biraz da salonda çalışmayı dene ya da başka bir yerde. Yani sürekli farklı yollar arayışında olmak zorundayız. Mesela bir kitap seçtin ve ona çalışıyorsun ama sürekli anlamıyorsun, anlamıyorsun. O zaman o kitabı hemen değiştir. Yani hemen bir hareket et. Ya da ne bileyim bir kitapta soru çözüyorsun, çözemiyorsun, çözemiyorsun. Hemen başka sorular çözmeye başla. Ya da yeni nesil sorulara baktın, alışamadın, çözemiyorsun. Hemen bırak temel soru çöz. Yani her bir soru seni geliştirir. Merak etme. Yani yani farklı yöntemler arayışında sürekli bulunacağız. Gerekirse uzaktan da olsa arkadaşlarınla konuşarak çalışmayı dene ama illaki bir hareket et. Yani bir şeyler yap, durağan olma. İşte ben burada çalışıyorum, anlamıyorum. Eyvah oturayım bekleyeyim o zaman. Böyle bir şey yok. Sürekli hareket edeceğiz. Yani hareketten kastım bu. Değişiklik, farklı yollar arayışı. Tamam? Yani herkes için doğru olan yol senin için doğru olmayabilir. Dolayısıyla sürekli denersen illaki bir yolu bulacaksın ki o senin yolun olacak ve o yöntemle sürekli çalışmaya devam edeceksin. Bu yüzden de diyorum ki mutlaka hareket edin. Çünkü hareket berekettir. Üçüncü maddemde de beyin detoksundan bahsedeceğim size. Hemen tabii soracaksınız hocam beyin detoksu ne demek? Aslında detoksu biliyorsunuz hani bir şeylerden arınmak, uzaklaşmak demektir. Burada da işte beynimizde kötü, olumsuz şeylerden uzaklaşmayı kastediyorum. Bu olumsuz mesaj atan arkadaş çevresi olabilir. İşte boşver kanka gel oyun oynayalım tarzında mesajlar geliyor olabilir ki bunlar sizin çalışma isteğinizi düşürür, çalışma hevesinizi kaçırır. Bunlar işte bizim detoks yapmamız gereken kısımlardır. Dolayısıyla bir miktar bu arkadaşlarla araya mesafe koyabilirsiniz. Şimdilik ya da en azından ders çalışırken. Ya da ne olabilir? E, çok kötü bir ortamdayız şu an. Olumsuz haberler duyuyoruz değil mi? Kendimizi bunlar onlardan soyutlayalım o zaman. Hani onları düşünmemeye çalışalım. Ya da bizi en çok etkileyen şeylerden biri özellikle de bu uzaktan eğitim başladığı andan itibaren çok fazla bir bilgisayar, telefon, tablet bunlara bir yüklenmeye başladık değil mi? Ee, yararlı kısımlarına yüklendiğimiz gibi maalesef büyük bir oranda da zararlı kısımlarına oyundur ya da zaman harcayıcı işte sosyal medyadır gibi e, yerlere de çok fazla girmeye başladık. Dolayısıyla telefon detoksu mesela çok uygun bir hareket olabilir. LGS 2021'in başında sizler için motivasyonunuzu arttırmanız için çok doğru bir yol olabilir. Dolayısıyla her gün belli saatler arasında en azından ben mesela 5 saat bugün telefona bakmayacağım gibi bir detoksa başlayabilirsiniz. Hani bunu da bir nevi görev listesi gibi düşünün. Dolayısıyla bu şekilde beynimizden olumsuzlukları, çalışma isteğimizi kaçıran durumları atarsak, onlardan uzaklaşırsak otomatikman onların yerine çalışma isteği gelecektir ve motivasyonumuzu kesinlikle artıracaktır. Gelelim dördüncü maddeye. Hani hep motivasyon diyoruz, motivasyon diyoruz. Herkesin aklında şöyle bir şey beliriyor. Motivasyon bir elma değildir gençler. Yani hadi parasını vereyim, alayım, istediğim kadar alayım hatta çok çok olsun bende gibi bir durum söz konusu değildir. Kimse de bu şekilde çalışmaz. Yani kimsenin beyni bu şekilde çalışmaz. Yani motivasyon istendiğinde böyle yükselen, istendiğinde düşürülen, alayım vereyim tarzında yapacağınız bir şey değildir. Yani dolayısıyla bunu beklemeyin. Şunu yapanlar oluyor. Dur, şimdi motivasyonum gelecek, ben öyle çalışmaya başlayacağım. Hayır, bunu kesinlikle beklemeyeceksiniz. Tam tersi motivasyonu siz yaratacaksınız. Demem şu ki ısrarcı olacaksınız. İşte motivasyonum yok. Ders çalışma isteğim de yok. E tamam hadi televizyon izleyelim. Bilgisayar oynayalım gibi işlere bulaştığınız anda bunun sonu gelmez. Yani oradan dönüp de ders çalışmak biraz zorlar bizi. Sıkılıyor musun? Evet, sıkılacağız ama Acı çeke çeke de olsa o işi yapacağız. Kendinize mutlaka bir hedef belirleyeceksiniz. Gün içerisinde mesela plan yapabilirsiniz ki bu videonun altında da paylaşacağım. Partikül matematik olarak her ay için sizlere düzenli LGS 2021 çalışma planı hazırlıyoruz zaten. Yani hiçbir şey yapamıyorsan onu takip edebilirsin ki orada minimum seviyede düşünüyoruz her şeyi. Dolayısıyla en azından onu yapmaya çalış. Onu yaparken de isteğin gelmiyor mu? Gelmeyebilir. Dediğim gibi çalışmayı herkes sevmez. Hatta kimse sevmez bile diyebiliriz. Herkesin sevdiği şey başarı duygusudur. Hedefine ulaşma duygusudur. Dolayısıyla oraya odaklanacağız ve hiçbir şey yapamıyorsan da acı çeke çeke, istemeden de olsa yani böyle canın sıkıla sıkıla o planı gerçekleştirmek zorunda hissedeceksin kendini ve böyle böyle bir yerden sonra başardığını da gördükçe hani çözüyorsun, yapıyorsun. Böyle çalışma programına sürekli tikler atılıyor. Doluyor o program ha diyorsun ki ya ben bir şeyler yapabiliyorum. Hatta onu yaptıktan sonra oyun oynamaya da zamanım kalıyor gibi böyle böyle süreci ilerlettikçe bir yerden sonra o motivasyon kendiliğinden gelecek gençler hiç merak etmeyin tecrübeyle sabittir ısrarcı olacaksınız üstüne gideceksiniz vazgeçmek yok çünkü vazgeçerseniz kaybedersiniz Gelelim 5. ve son maddemize. Çalışma ortamından bahsedeceğim. Yani e, isteksiz olmanızın sebebi belki de çalışma ortamınız olabilir. Özellikle de e, çalışma ortamınız çok dağınıksa. Masanın üstünde böyle bir yanda fen bilimleri, bir yanda matematik, bir yanda Türkçe kitapları, defterler, dağılmış kalemler, dağılmış. E, böyle bir masaya oturup da hadi biraz ders çalışayım demek gelmez insanın içinden. O yüzden sadelik en iyisidir. Yani e, azsa çoktur diye bir söz var biliyorsunuz. Dolayısıyla da masanız en aza indirin. Yani üstündeki materyallerden kurtulun. Minimum düzeyde olsun, her şey dolabınızda olsun ya da başka bir yerde olsun. Çalışmanız gereken kitap defterler o anda ortaya çıksın. Çalışma bitince de rafa kalksın. Bu şekilde kendinize ortam değişikliği yaparak, yaratarak motivasyonunuzu arttırıp ders çalışma isteğini getirebilirsiniz. Bu madde içerisinde bir de çok önemli şuna da değinmek istiyorum. Çalışma masanızı beyninizde başka bir şeyle ilişkilendirmeyin ki en tehlikelisi bilgisayar oynamaktır. Yani sen o masayı gördüğünde üstünde de bilgisayar varsa hemen ilk aklına gelecek olan şey beyninin en sevdiği şeydir. Bilgisayar oynamak yani orada sürekli bilgisayar oynuyorsan o masayı gördükçe hadi bilgisayar oynayayım bilgisayar oynayayım diyeceksin ya da ders çalışırken mesela e, bilgisayar da bir tarafta orada sana göz kırpıyor gel oynayalım diyor. E sen orada çalışma isteğini sabit tutamazsın bu bizi zorlar o yüzden bunlardan uzaklaşalım yani o masada mümkünse bilgisayar oyunu mesela oynamamaya çalış yemek yememeye çalış ya da telefonla oynamamaya çalış yani her neyse çalışma dışında bir şey yapmamaya çalışın özellikle lütfen yani beyniniz düşündüğünüzden gerçekten çok farklı bir yapıda çalışıyor gençler. Yani gizemi çözülemeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla onunla inatlaşmamaya çalışalım. Onun çalışma sistemine uygun hareket edelim. O da böyle çalışır. Yani masayı bilgisayarla eşleştirirsen kafanda, sürekli o masada bilgisayar oynarsan Aklına hep bilgisayar oynamak gelecektir. Bu şekilde yaparsak, onu uzaklaştırırsak oradan sadece ders çalışırsak o zaman masayı her gördüğümüzde ders çalışmak gerektiği içimizde belirecek. Kendiliğinden oluşacak bu. Dolayısıyla bu şekilde davranalım diye düşünüyorum. Bu da önemli ve en son maddem olsun. Bu videoduk benden bu kadar. Yorumlarda lütfen yaşadığınız şeyleri, kötü durumları ya da bana sormak istediğiniz her şeyi paylaşın. Yorumlara bırakın ki gelecek videoları aslında biraz biraz sizler belirleyin. Sizler şekillendirin istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.